Tekno Hayat'tan merhaba. Bilim ve teknoloji dünyasından son haberlerle karşınızdayız. Mobilde 5G dönemi başlıyor. Güney Koreli 3 operatörle Amerikalı bir şirket önümüzdeki günlerde 5G teknolojisine geçiyor. İşte son gelişmeler. Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya 5G pazarına dahil olmak için sabırsızlanıyor. Bu teknolojinin akıllı şehirler ve otonom araçlar gibi teknolojilerde de büyük gelişmelere imkan vereceği düşünülüyor. 5G, bugün kullandığımız LTE ağlarına göre 20 kat daha hızlı veri akışı sağlıyor. 5G ile düşük gecikmeyle sanal gerçeklik ve yapay zeka uygulamaları da daha iyi destekleniyor. Bazı durumlarda 5G, LTE'den 100 kat daha yüksek hız sunabiliyor. Geçtiğimiz hafta 5G hizmeti vermeye başlayan Güney Kore, 5G'yi sunan ilk ülke olduğunu iddia ediyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz yıl bazı GSM şirketlerinin 5G hizmetini kısıtlı bölgelerde de olsa kullanıma sunduğunu belirterek bu iddiaya itiraz ediyor. Amerikalı telekomünikasyon şirketi AT&T Inc., ticari ve standartlara uygun ilk 5G ağını Aralık 2018'de kullanıma sunduğunu söylüyor. Ancak bu servis telefonlar için değil, kablosuz bağlantı noktaları için kullanıma sunulmuştu. Güney Kore'de telekomünikasyon şirketleri ve akıllı telefon üreticileri 5G hizmetlerini ve cihazlarını sunmak için yoğun mesai harcıyor. Güney Koreli şirket 5G teknolojisini K-pop yıldızlarıyla tanıtmaya başladı. Geçtiğimiz ay Mobil Dünya Kongresi'nde başta Samsung ve Huawei olmak üzere birçok şirket 5G'li cihazlarını tanıtmıştı. LG'de ilk 5G destekli telefonunu bu ay içinde Güney Kore'de satışa sunmayı planlıyor. Bilim insanları farelerin beyinlerini daha kolay inceleyebilmek için 3 boyutlu yazıcıyla şeffaf kafatası üretti. Bu araç özellikle Alzheimer gibi hastalıkların incelenmesine kullanılacak. Sebepleri hala bilinmeyen, bu nedenle tedavi edilemeyen Alzheimer hastalığı için teknoloji dünyasından umut veren bir haber geldi. Bilim insanları bu hastalığı daha iyi anlamak için yeni bir araç geliştirdi. Minnesota Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen şeffaf kafatası önce farelerde denenecek. Bu kafatası, bilim insanlarının canlı bir beynin zaman içindeki değişimini izlemesini sağlayacak. Bu sayede beyindeki belirli yaralanmaların sonuçları da gözlemlenebilecek. Minnesota Üniversitesi'nden bilim insanları, C-Shell adını verdikleri bu şeffaf kafatasını oluşturmak için 3D baskıdan yararlandı. Araştırmacılar önce farenin kafatasının yüzeyini dijital olarak tarattı. Daha sonra aynı kafatasının yapay ve şeffaf bir kopyası yapıldı. Farenin kafatasının üst kısmı ameliyatla çıkarıldı ve yerine yeni şeffaf kafatası yerleştirildi. Böylece beynin tamamı tek seferde görüntülenebilir hale geldi. Araştırmacılara göre bu çalışmanın en umut vadeden özelliği fare beyni ile insan beyni arasında çok fazla benzerlik olması. Bu araçla Alzheimer, Parkinson ya da yaşlanma gibi beyinde hasara sebep olan hastalıklar üzerinde çalışmak mümkün olacak. Dünyanın en iyi basketbolcularından bile daha iyi üçlük atabilen yeni bir robotla tanıştırmak istiyoruz sizi. Bu robot basketbol dünyasında bütün kartları yeniden dağıtacak gibi görünüyor. Basketbol dünyasına iddialı bir şutör adayı geliyor. Bir başka deyişle Stephen Curry ve Joe Harris'e yeni bir rakip geliyor. Toyota'nın geliştirdiği Q3 isimli robot, dünyanın en iyi basketbolcularından daha iyi şut ortalamasına sahip. Üzerindeki sensörler sayesinde potanın uzaklığını ve açısını ölçümleyebilen robot, şimdilik bir basketbolcu gibi hareket etme ve zıplama gibi fonksiyonlara sahip olmasa da yüksek bir şut kabiliyetine sahip. Associated Press tarafından test edilen robot, %62,5 3 sayı ortalamasıyla oynuyor ve Toyota yetkilileri bu istatistiğin normalde çok daha yüksek olduğunu aktarıyor. NBA tarihinde en yüksek 3 sayı sezon ortalamasına sahip basketbolcu Kyle Korver, bu unvana %53,6 şut oranıyla ulaştı. Stephen Curry içinse bu oran %43,6. Anlaşılan o ki Q3, kötü gününde bile sahip olduğu 3 sayı yüzdesiyle dünya yıldızlarına önemli bir fark atıyor.
Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan araba hayali artık gerçek olmak üzere 6 ülkede çalışmalar sürüyor. O çalışmalardan biri de Türkiye'de. Genç mühendisler uçan bir otomobil geliştirmek için denemeler yapıyor. Bittiğinde bu animasyondaki araca benzeyecek. 500 kilo yük taşıyıp 70 kilometre menzile gidebilecek. Türk mühendisler uçan otomobil yapmak için çalışıyor. Ready for departure. Üniversite öğrencisi ya da yeni mezun 7 genç bir araya geldi, şirket kurdu. Amaçları 2 kişi taşıyan, elektrikle çalışan, kilometrede 15 kuruş harcayan, büyük bir drone'u andıran uçacak bir araç yapmak. Projemiz 2017 yılında ortaya çıkmıştır. Projemizde 7 kişi bulunuyor. En büyük amaçlarından biri trafik sorununu ortadan kaldırmak ve maliyetleri azaltmaktır. Yerli arabaya alternatif olarak üretiyoruz. Şu an projenin tamamını kendimiz fonluyoruz. Uçan araba projelerinin Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yeni Zelanda'da test uçuşları sürüyor. Teknohayat'tan bugünlük bu kadar. Yeni bölümde görüşmek üzere.